kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle Dyson V15 kutu açılımı yapıyoruz. Biz de bugün aldık. Şöyle aldık, ondan da kısaca bahsedeyim. Hiçbir yerde kalmamıştı. Demo store'lara gittik. Sadece sayılı mağazalarda kalmıştı. Biz Marmara Park Beylikdüzü AVM'den aldık, Media Market'ten. İnternetten de sipariş verebiliyordunuz Dyson'ın sitesinden ama biz öyle istemedik. Hemen almak istedik. O yüzden aldık ve geldik. Şimdi sizinle birlikte kutu açılımını yapıyoruz. Bakalım. Aslında biz V12 düşünüyorduk. Ama aralarında çok bir fiyat farkı olmadığı için V15'i tercih ettik. Çekim gücü daha yüksek olduğu için. V12'de 12.500 TL'ydi. Bu bizim aldığımız V15'te 14.000 TL. Ama çekim gücü ve haznesi biliyorsunuz daha geniş. O yüzden biz bunu tercih ettik. Aslında evimize V12 olabiliriz. Çünkü 2+1 bir evimiz var. Ama dediğim gibi fiyat farkı fazla olmadığı için bunu tercih ettik. İstersen şöyle bir göster kutuyu Çağlar'cığım. Şöyle. Hangi başlıklar var vesaire onları detaylı göstereceğim zaten. Sanırım bu garanti kullanım kılavuzu olabilir. Şimdi bunu açıyorum. Sanırım bu kullanım kılavuzu gibi geldi bana. Bakalım. Evet. Aynen öyle. Kullanım kılavuzu sanırım. Her dilde var gibi. Şimdi şu başlığı açalım ilk önce. Bu arada şöyle bir şey oldu. Eğer Media Market'ten alıyorsanız internetten ödemeyi yaptığınızda 14 gün içinde iade hakkınız oluyormuş. Ama gidip de mağazadan direkt alırsanız 14 gün iade hakkı vermiyor size kutuyu açtıktan sonra. Böyle söylediler bize. Bu bilmiyorum. Şöyle koyayım, bakacağız ne başlığı olduğunu. Sonra şunu açıyorum. Çok sıkı olduğu için biraz zorlanıyorum kutu açarken. Buraları hızlandırabilirsiniz. Bu sanırım toz alma başlığı. Bu zaten her makinede olduğu gibi dar yerlere girme başlığı sanırım. Güzel paketlemişler. Öbür taraftan. Şöyle. Böyle. Brush başlığı mıydı? Öyle bir şey ismi sanki. Evet, en güzel başlığa geliyoruz. Lazerli başlık. Zaten en sevilen başlık herhalde bu. Buydu değil mi? Evet. Lazer ışıklı olan sanırım buydu. Şöyle bir başlık. Şarj cihazı. Evet. Bu da duvara monte için gerekli aparatı. Yapıştırmalı sanırım duvara bak. Dermemize gerek yok mu acaba? Evet, uçmayın. Bir de bu sanırım yatağı, koltuğu süpürmek için saç kıllarını kesen bir aparat galiba bu. Yanlış bilmiyorsam. Gerçekten bayağı güçlü.
daha keşfedeceğiz tabii. Onu da buraya koyalım. Ama çok ağır değil ya, bahsedildiği gibi, bilmiyorum. Yani B12 ile nasıl acaba? B12'ye göre tabii ki 1 kilo, 2 kilo mu ağır? 1 kilo daha mı ağır acaba? Bu ne? Buralar boş. Şurada bir şey daha var. Ha, bu neydi? Bu şey. Bilmiyorum. Bağlantı parçasına benziyor. Olabilir. Şimdi açılımımız bitti. Kuralım makineyi. Şöyle lazer başka bir yerleri süpürelim bakalım. Dün süpürmüştük evi robot süpürgeyle. Bakalım neler çıkacak, bu hazine nasıl olacak. Şu an tertemiz görüyorsunuz. Bir lazer başlıkla süpürmeyi deneyeceğiz. Işığı kapatıp bakalım neler çıkacak. İlk bunu takıyorum, uzun başlığını. Sonra şunu takacağım. Arada elimiz kayıyor tabii. Tık, tamam. Şimdi mutfakta deniyoruz. Işığı kapatıp göstereceğim size. Aa, inanmıyorum. Ay, ne kadar pis böyle. Oha, olmadan iyi. İlginç. Bakar mısın? Şu an gerçekten ben şok. Eko'da yükseleceğim. Yani bunları asla göremiyoruz çıplak gözle, biliyor musunuz? Ve şurayı gösterir misin? Şurayı. Görüyorsunuz değil mi? Günaydın. Şimdi sabah oldu ve aydınlıkta da çekmek istedim. Bu koltukları hiç süpürmedim dün akşam. Yine en yüksek derecede süpürmeyi deneyeceğim. Bakalım. Başlıyoruz. Söylemek istiyorum. Eko'da süpürürseniz hala 55 dakikam olduğunu gösteriyor. Yani 5 dakikadır süpürüyorum. 60 dakika şarjla süpürüyor. Ama bakın, yüksek derecede süpürürsem 15 dakika sadece. Ben bunu da daha çok seviyorum. O da ne kadar kalmış? Son 10 dakikam kalmış. Yüksek derece için. Ama otoda ne kadarmış bakalım. 27 dakika. Eko'da tabii ki daha uzun sürüyor. Görüyorsunuz. Herkese merhaba tekrar. Şimdi ertesi gündeyiz. Yani ben bu makineyi pazar günü getirdim eve.
Bugün de pazartesi. En son bu oda cumartesi süpürüldü. Robot süpürgeyle. Yani 2 günden beri ev süpürülmüyor. Sadece bu oda. Şimdi lazer başlıkla süpürmeyi deneyeceğiz. Işığı kapatacağım ve şimdi şurada temiz görünen yerdeki şeylere inanamayacaksınız gerçekten. Evet, kapatıyorum ışığı ve başlıyoruz. Bu arada medium'da başlayacağım sanırım. Ortada bilmiyorum, bakalım, belki arttırırım. Şimdi başlıyoruz. Arttıralım. Gayet temiz ve parlak görünüyor, değil mi? Şimdi tekrar bakalım. Işığı kapatıyoruz ve dün temizlendi. Evet, dün temizlendi. Dün süpürdük. Ne diyebilirim ki? Şu sol tarafı süpürmedim. Bizi görüyor musunuz? Sol düzgün ya. Ben şok. Kedi pati izleri bile belli oldu. Değil mi? Evet. Çağlar Dyson'ı aldı, bana vermiyor. Bayağı süpürdü bütün evi. Üçüncü günden selam. Bugün çarşamba. Dyson'ı biliyorsunuz pazar günü almıştık. Ben 3 gündür deniyorum. Şöyle, şimdi kısaca anlatmam gerekirse. Bende Xiaomi Mop Pro robot süpürge var. Şimdi ben komple onu çalıştırdım. Hem sildi hem süpürdü bu odayı. Şimdi bir de bakalım lazer başlıkla nasıl süpürmüş, neler kalmış tam olarak. Bakalım güzel süpürebilmiş mi? Yani görünürde temiz görünüyor. Çünkü hem sildi hem süpürdü. Ama şimdi detaylara girdiğimizde siz de göreceksiniz. Bakalım nasıl süpürmüş robot süpürge. Evet, başlıyoruz. Tabii ki robot süpürgenin giremediği yerler oluyor. Mesela şu pufun altına sığmadığı için giremiyor. Başka? Yani çok da pis değil, görüyorsunuz. Güzel silmiş ve süpürmüş gibi görünüyor şu an. Sadece şuralarda biraz var. Bakalım bunun altına. Bunun altı da temiz. Şimdi yatağı
temizliyorum ve bu ikinci süpürüşüm Dyson'la yatağı. En güçlü çalıştırdığım için, en güçlü ayarda çalıştırdığım için şu an bu kadar sürem kaldı. Ama şu çıkan tozlara inanamadım gerçekten. Bakar mısınız? Bunların hepsi yataktan çıktı. Netledi değil mi? Evet. Evet, merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şöyle bu videoyu atmam biraz uzun sürdü. Biraz kullanıp yorum yapmak istedim. O yüzden yaklaşık 2 aydır tecrübe ettim Dyson'ı. Dyson V15 bizimki. Şöyle kısaca hemen başlayayım uzatmadan. Önceki videoları koydum temizlik yaparken. Lazer başlığıyla çekim yaptığım videoları zaten izleyeceksiniz. Bu son kapanış gibi bir şey oluyor şimdi. Şöyle, öncelikle benim evde 3 tane kedim var şu an. 2 tane aslında var. Bir tanesini sahiplendirmeye çalışıyorum. Onu da bazı videolarımda gösteriyorum. Hala sahiplendiremedim, 2 aydır bende. Şöyle, şimdi hangi süpürge diye soracak olursanız, yani mesela yeni evlenenler, çeyiz yapanlar için bunu söylemek istiyorum. Dyson mı alayım, robot süpürgemi alayım derseniz bence ilk olarak robot süpürgeyi tercih edebilirsiniz. Çünkü onun rahatlığı hiçbir şeyde yok. Dyson ikinci seçenek olabilir. Bu memnun olmadığım için değil bu konuşma. Şu yüzden, çünkü robot süpürge, yani hem silin hem süpüreni tercih ederseniz gerçekten çok rahatlarsınız. Neden? Yani Dyson'da zaman ayırmanız gerekiyor. Kendiniz yapıyorsunuz sonuçta, ama robot süpürgeden bir tuşa basıyorsunuz, ev tertemiz oluyor gerçekten. Özellikle evcil hayvanı olan insanlar için ya da bebeği olan insanlar için ya da zamanı olmayan insanlar için çok büyük rahatlık. O yüzden robot süpürge ilk seçenek olmalı bence. Bende robot süpürge olmasaydı ilk tercihim Dyson olmazdı. Kesinlikle robot süpürge olurdu. İkinci tercihim Dyson oldu. Çok memnunum gerçekten. Çünkü büyük süpürgeyle işim yok artık. Yani onu hiç kullanmıyorum 2 aydır. Sadece abla kullanıyor onu. O yüzden sadece Dyson ve robot süpürgeyle ben 2 aydır işimi görüyorum. Neden? Robot süpürgeyle evet bütün evi siliyor, süpürüyor. Ama mesela neden Dyson'ı aldım? Koltukların üstü. Bir misafir geldi, acil bir şey oldu. Yani her yer tüy gözükmesini sevmiyorum. Ben bayağı titiz bir insanım aslında. O yüzden hemen al şarjdan süpür geç, bu kadar basit oluyor yani. Ve gerçekten Dyson'da, yani ben hem evi çok iyi süpürdüğümü sildiğimi düşünüyordum, ama o Dyson'ın lazer başlığını açınca yerdeki tozlara, tüylere falan inanamadım gerçekten. Hani mesela robot süpürge silip süpürüyor, sonrasında lazer başlıkla bir geçiyorsunuz Dyson'da. Yani sıfır silip süpürmüyor robot süpürgede. Evet, güzel yine yapıyor, ama gerçekten hani o lazer başlık, o tüyleri görmek biraz insan rahatsız edebiliyor. Ben V15'i tercih ettim. Çok memnunum.
Neden V15'i tercih ettim? V12'ye göre evet biraz daha ağır, 1 kilo daha ağır. Bu ağırlık beni rahatsız etmedi ya da zorlamadı. Hem haznesi daha büyük diye hem de V12'den çekim gücü daha yüksek diye ben V15'i tercih ettim. Evim 2+1 ama pişman değilim yani. İlk keşke V12 alsaydım demiyorum. V12 alan arkadaşım var. Gerçekten o da çok hafif, çok güzel yani. Onu da tercih edebilirsiniz. Çekim gücü de güzel. Onunki de çok güzel. Ama dediğim gibi ben V15 tercih etmek istedim. Sebebini söyledim. Bu şekilde benim yorumlarım. Yani hiçbir olumsuz durum yaşamadım 2 ay içinde. Şarjı da 60 dakika boyunca gidiyor full dolu olduğunda. Ve 60 dakikada bence bütün evi temizlemek için çok yeterli bir süre oluyor benim için. Bir de beni şöyle düşünün. 3 tane kedim var şu an. Her yere girip çıkıyorlar. Bütün koltukların üstü, sandalyelerin üstü, balkon. Yani 2+1 bir ev. Ben 60 dakikada bütün evi geçebiliyorum. Her yer mis gibi tertemiz oluyor. Bu yüzden yani şarj seviyesinde sıkıntı yaşayanlar hani acaba yeter mi 60 dakikada falan? Yeterli oluyor. Ama dupleks bir eviniz varsa belki olmayabilir hani. İki postada temizlik yaparsınız. Böyle benim yorumlarım kısaca. Başka aklıma gelen bir şey var mı? Nereden aldığımı şöyle söyledim sanırım. Ben Dyson'ın showroom'una gittim Zorlu'daki. Orada bulamadım. V15 kalmamıştı. Dyson'ın online sitesinden almamızı söylediler. Ama orada da hani bir hafta bekliyorsunuz falan ya, onu beklemek istemedik. Media Market online'da bulduk. Media Market'ten online'dan satın alıp ödememizi yaptık. Sonrasında da elden teslim aldık. Beylikdüzü'nde bir AVM'ye gitmiştik. Elden teslim aldık. Hani hemen teslim almak istedik açıkçası o yüzden. Ama şu an stoklarda yok biliyorum. Yeni yıldan sonra stoklara girerler diye düşünüyorum. Fiyat artışı olabilir. Öyle söylüyorlar ama bilmiyorum. Böyle benim yorumlarım bu kadar ama kesinlikle ikisi de yoksa sizde Robot Süpürge ve Dyson, kesinlikle ilk tercihiniz Robot Süpürge olmalı. Bendeki de Xiaomi Mod Pro vakum, aynen yani hem silen hem süpüren modelden, böyleydi sanırım ismi. Ben onu 3 sene önce aldım, ondan da çok memnunum yani, hem siliyor hem süpürüyor olması gerçekten o da çok büyük bir rahatlık. Böyle benim yorumlarım, ben çok memnunum. Bu şekilde. Başka merak ettiğiniz bir şey varsa yorum olarak bırakabilirsiniz ya da benim söylemeyi unuttuğum bir şeyler olabilir, onu da yorumlara bırakabilirsiniz. Bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Kediler bir yerleri yıkmaya başladı bayağı. Ben gidiyorum. Görüşürüz.